Sevgili izleyiciler, Line TV stüdyolarında, kitap fuarında konuklarımız gelmeye devam ediyor ve biz de onlarla röportajlar yapıp sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. Şu anki konuğumuz Ertuğrul Erdoğan. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sizleri kısa bir tanıyabilir miyiz acaba? Ben Ankara doğumluyum. Kendi yayın evimiz Doğan Yayın Evi vardı. 11 yaşında kitapların içinde yoğruldum diyebilirim. Akabinde 1980 yılında yayın evimizin kapanması sonrasında Ordu şehrinde genel basın ve mahalli basında 2 yıl gazetecilik yaptıktan sonra bir kamu kurumunda çalışmaya başladım. Oradan emekli oldum. 2002 yılında da zaten yazma sürecim daha önce vardı. Denemelerim vardı. Fakat 2002 yılında esas yazıya başladım. Şu güne kadar da devam ediyor. Böyle evet. Peki ilk ne zaman yazı yazmaya başladınız? 13 yaşında bir küçük bir öykü yazdım ama şu anda zaten hatırlayamam da. Ama okuyanlara bayağı bir gülmüşlerdi böyle. Güldürmüşüm demek ki. İlk süreç orada ve zaten yayın evimizde birçok yazarın kitaplarını okurken zaman zaman notlar alırdım ben. Yani hala da şu günde notlarım çok. Onları sürekli notlar alarak yani öyle bir süreç içerisinde geçti. Evet. 3 tane kitabınız var burada. Evet, 3 tane kitabım var. Birincisi Vallahi Öptürmem. Biraz kapağı iyi, yani ismi ilginç. Kapağı da böyle bir gösterebilirsin isterseniz böyle. Evet. İkincisi Mor Göz'deki Hüzün, bir tam öykü. Bu kadın şiddetiyle ilgili. Günümüzde biliyorsunuz kadın şiddetinin oranı bayağı yükseldi. Toplumsal bir büyük bir olay. Modelist bir kadının işte kocası tarafından gördüğü şiddet, hayalleri, gelecek kaygıları ve en sonunda da yani beynin bir kansere yakalanması sonucu ona yine de şiddet görmesine rağmen bir Anadolu kadınının nasıl söyleyeyim, acıma duygusuyla tekrar onu sahiplenmesi kocasını dışlamadan ve zaten sonunda anlatmayayım, okuyucular okusun. Kalsın. Sonrası kadınlar ise şimdi şöyle, bu kitabın süreci bir yönetmen arkadaşım benden bir öykü istedi. Bir TV kanalı için dizi yapacağını söyledi. Fakat yapım aşamasında anlaşamadılar. Ancak ben bunu benden 13 tane öykü istedi. Onları bir hafta içinde odama kapanarak yazdım. Fakat yazarken bunu zaman zaman odamdan dışarı fırladım. Yani öyle bir zaman oldu ki zorlandım yani. Şiddeti yazmak kolay değil. Maalesef. Akabinde yapım aşamasında anlaşamayınca ben 30 öyküye çıkardım. Ve şu anda kitabı da zaten bugün aldım ben. Yani daha henüz sıcak, eliniz yanabilir. Çok güzel evet. Olmuş. Fırından daha yeni çıkmış Sonrasız Kadınlar. Yani evet, Sonrasız Kadınlar. İşte Ayşe Paşalı, ne bileyim Annem Neredesin diye başlayan ve son bir hani kolları kesilen bir kadın vardı. Onun öyküsüyle tamamlandı. Kitabın arkasında ilginçtir, iddialı bir söz. Bu kitabı okumadıkça kadınlar anlaşılamaz. Evet. Yani biz kadınları nasıl anlıyoruz veya niye anlayamıyoruz? Neyi anlayamıyoruz? Zaten anlamak istemeyenler anlamıyor. Ama bu kitabı şimdi bir magandaya okutturamayız. Keşke o tutturup da yani böyle bir nasıl söyleyeyim, ders mahiyetinde ona okutturabilsek ne yaptıklarının kendini yargılayacak. Davranışlarını belki yani düzeltir mi düzeltemez mi ayrı bir olay da yani okuduğu zaman gerçekten kadınların günümüzde nasıl bir eziyet çektiklerini, yani küçük yaşlarda evlendirilmelerini, işte kumardan, erkeklerin kumar hırsı kadınlarında vardır da tabii genelde diyorum, işte yani seks olarak aşırı düşkünlükleri den dolayı başka kadınlara gitmeleri, akabinde işte kumar, buna benzer olumsuz olayların
kadına yansıması. Bir önemli konuyu daha söyleyeceğim. Şimdi burada açıklayacağım ben. Şimdi toplumsal sorun dediğimiz bu kadına şiddette hep erkekler de suçlarız aslında, ama cinnet ayrı bir faktör. Cinnetin mantığı olmaz. Olmadığı için de şimdi ekonomik yönden zayıf olan, daha çok o sosyoekonomik durumu düşük olan insanlar bir sıkışmışlık halindeler. Zaten günümüzde bir gün asgari ücretin durumu belli. Yani bir asgari ücretle ev geçindirmek nasıl söyleyeyim, büyük bir olay. Yani yerin altında madende çalışan insanlar asgari ücretle çalışıyorlar. Bunların sorunlarını, işte bunalımları akabinde bu şiddeti getiriyor. 35 milyon birkaç yıl içinde kullanılan depresan ilaçları var Türkiye'de. Neden kullanılıyor? 35 milyon insan. 35 milyon kutu. Büyük bir rakam. Bunların sonucu işte toplumsal, yani erkeklerimizi istem dışı hareketlere yönlendiriyor diyebilirim. Evet. Vallahi öptürmem. İyi ki kitabınız. Burada bize ne anlatıyor? Okuyucuya neler söylüyorsunuz burada? Şimdi vallahi öptürmem. Şöyle söyleyeyim. Dinde, siyasette, şirketlerce insanlar nasıl aldatılıyor? Ben bunu biraz irdeledim. Nasıl kandırılıyorlar? Diğer bir şey de hırsızlık olayları. Yani onlar hakkında biraz geniş önlemlerin nasıl alınması gerektiğini, yolsuzluklar da diyebiliriz. Akabinde dolandırıcılıkların yöntemlerini anlattım ben burada. Ve zaten bu kitap şu anda bitti. İkinci baskısı için yeni çalışmalarım var. Yeni dolandırıcıların yeni tekniklerini bu kitaba yansıtacağız. Mizansel de bir başlığı olmuş vallahi yaptığına. Evet, evet. Bunu ben aslında uyanık olma sanatı diye yazmıştım, ama yayın evi böyle önerdiği için onu ben de kabul ettim. Ve bu şekilde hocam, son olarak kitap fuarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bursalıların bu fuara olan ilgisinden memnun kaldınız mı? Şahsınız adına birkaç cümle alalım sizden. Şimdi yani gördüğümüz kadar yani ilgi var. Kitap almak isteyen insanlarımız, yani küçük çocuklarımız, okuyucular var, ilgisi, ama standlara yaklaştığı zaman duyduğumuz sözcük şu: cebimde param yok. Bu çok önemli. Yani buraya gönderirken anne babalar para veremiyorlar belki de. Yani vermek istiyor da veremiyorlardır. Ama önemli olan yine de gelip burada kitapları koklamaları, yazan arkadaşlarla sohbetleri bizi de mutlu ediyor. Yani belki bu havayı koklamaları bile büyük bir mucize. Evet. Çünkü biliyorsunuz Finlandiya'da çocuklar doğduğu zaman biliyorsunuz büyük bir hediye paketi hazırlanır. Bunun içine özellikle kitap koyarlar çocuklara. Yani keşke bizde de bu çocukların alım günü, yani kitap almaları için büyük şirketler, bankalar finans olup burada bir kendince çocuklara bir destek verip onların kitap almasını sağlarlarsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Yazar olarak bizler de hani vermek isteriz, ama yani bundan da biz pek yani öyle almış ağam kazanan bir insan değil. Büyük bir emek harcıyoruz. Yani para açısından da önemli değil aslında bizim için. Bu. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için Ertuğrul Bey. Size bu Line TV olarak, yani edebiyata verdiği destek için de sizlere ben ayrıca çok teşekkür ediyorum.